Merhaba arkadaşlar, ben Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 2. Sınıf Elektrik Bölümü 19.01.03.011 No. Kadir Koda. Ders elektrik bakım ve arıza bulma. Konu güç transformatörlerinde soğutma yağ kontrollerini yapması ve gerekli yağ değişimi. Oil Natural, Air Natural, Onan. Onan, yağ dolaşım ve hava teması doğal olarak gerçekleşen soğutma tip anlamına gelmektedir. Sıcak yağ doğal konvansiyonel dolaşım ile soğutma gerçekleştirilir. Transformatörün ürettiği ısı ile yağın ısısı ve doğal olarak kinetik enerjisi artar. Yükselen yağ moleküller kazan içerisinde yukarı doğru hareket ederek dalga duvarların veya radyatörün içerisinden geçer. Isılarını doğal iletim veya yayılım ile atmosfere ileterek soğurlar. Bu yöntem en yaygın ve kolay trafo soğutma yöntemidir. Bu sistemde yağın soğutulmasını hızlandırmak için transformatör tankının yüzeyinin artırılması gerekir. Onan soğutma özellikleri. Doğal soğutma işlemi nedeniyle düşük bakım maliyeti gerektirirler. Soğutucu servis maliyeti düşüktür ve soğutucu motor kaybı yoktur. Daha büyük transformatörler ayrı radyatör soğutması gerektirilebilir ve diğer soğutucu tipleri karşılaştırıldığında daha geniş bir alan kaplayacaktır. Onan soğutma avantajları. Pompa veya fan bulunmamaktadır. Dolayısıyla düşük gürültülü çalışır, uzun ömürlü trafolarda ve düşük bakım gerektirirler. Ek soğutma kapasitesi gerektiğinde pompa ve fan eklenerek trafo gücü artırılabilir. Onan soğutmanın dezavantajları. Diğer uygulamalara göre daha fazla alan tüketir. Transformatör için fazla bağlantı noktasını gerektirir. All Natural Air Forget Onan. Bu yöntem genellikle güç trafolarında kullanılan bir soğutma tekniğidir. Ofak yağ dolaşımını konvansiyonel olarak hava temasının ise fan aracılığıyla sağlandığı trafolardır. Transformatör bobinin ürettiği ısıyla yağın ısısı ve kinetik enerji artmaktadır. Isınan yağ molekülleri kazan içerisinde yukarı doğru hareket ederek burada bulunan soğuk yağ molekülleri ile yer değiştirir. Daha sonra yağ molekülleri trafonun mekanik yapısına göre dalga duvarlar veya radyatörlerin içerisinden geçer. Bu soğutma yöntemlerine dışarıdan pervaneler aracılığıyla sağlanan hava akımının sayesinde yağ molekülleri ısılarını daha çabuk bir şekilde atmosfere ileterek soğurlar. Bu sistemde yağın soğutulmasını hızlandıran etken yağın atmosfer ile temas yüzeyinin artırılması ve ısınan bu yüzeylere dışarıdan fanlar ile hava akımının sağlanmasıdır. Bu sebeple dalga duvarlar veya radyatörler trafo kazanına monte edilerek kazanın yüzey alanı artırılır. Bu yöntemde fanlar radyatörün altına veya yanına monte edilir ve sıcaklık belirli bir değerin üzerine çıktığında açılır. Onan soğutma özellikleri. Kurulum yeri açısından makul seviyede yer kaplar. Fan motorlarının periyodik bakımı gereklidir. Yalnızca fanlar çalışırken soğutucuların güç kaybı söz konusudur. Bunun yanında soğutucu kontrolü karmaşık olabilir. Onan soğutmanın avantajları. Pompaya gerek yoktur. Uzun ömürlü sistemlerdir. Kullanılan veya kapatılan fanlara bağlı olarak ısı transferi çift dereceli olabilir. Onaf soğutmanın dezavantajları. Fanlar transformatör ömrü boyunca bakım ve değiştirme gerektirir. Onan uygulamalarına göre gürültü seviyesi düşüktür. Oil forget, air forget, ofaf. Ofaf soğutma yönteminde ısınan yağın sirkülasyonunu konvansiyonel sisteme ek olarak kazan içerisindeki yağ pompasıyla yapılır. Yağın daha hızlı soğutulması için onaf sistemde olduğu gibi transformatör dışında hava fanları bulunur. Bu sistemde yağın dolaşımı için pompa sistemi yağın soğutulması için ise fanlar kullanılır. Ofaf soğutma tipindeki trafo kazanlarında yağ pombası ile sirkülasyon hızlandırılır. Bu sistem temel avantajı kompakt bir sistem olması ve aynı soğutma kapasitesi için ONAF sisteme göre daha az yer kaplamasıdır. Ofaf soğutma özellikleri. Kurulum yeri açısından az yer kaplar. Fan veya pompa motorların periyodik bakım gerekir. Yardımcı güç tüketimi trafonun yüklenmesine bağlıdır ve çok makul soğutma yaygındır. Çok kademeli soğutma sistemi olarak ayarlanabilir. Örneğin düşük sıcaklıklarda onan sistemi olarak kullanılabilir. Evet arkadaşlar, benim konum buraya kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.